Herkese tekrardan merhabalar. İkinci videomla karşınızdayım. 11. sınıflardan gelen yoğun istek üzerine trigonometri çalışma soruları hazırladık. Umarım yazılılarınızda başarı sağlamanıza ben de bir katkıda bulunmuş olurum. Trigonometri çalışma soruları soru 1 ile başlayalım. Sinüs x eksi kosinüs x eşittir 1 bölü 5 olduğuna göre sin x çarpı cos x nedir diye soruyor. Hatırlayın, derslerde de anlatmıştık. Sin x eksi cos x'i veya artı cos x'i verip çarpımını istediği zaman her iki tarafın hemen karesini alıyorduk. Sin x eksi cos x'in karesi. Nasıl alıyorduk bunu? Sin kare x eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x artı cos kare x eşittir 1 bölü 5'in karesi. 1 bölü 25 diyebiliriz. Şimdi hatırlayın. Şuradaki sin kare x ve cos kare x'in toplamı neydi arkadaşlar? 1 yapıyordu. Eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 1 bölü 25 dersek ve buradaki 1 bölü 25'i bu tarafa, eksi 2 çarpı sin x çarpı cos x'i bu tarafa atarsak 1 eksi 1 bölü 25 eşittir 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Artık sorunun bittiğini siz de rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şurası nedir arkadaşlar? 1 eksi 1 bölü 25, 24 bölü 25 eşittir 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x dersek ve her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman buradan sin x çarpı cos x'in 12 bölü 25 çıktığını hepimiz görürüz. Geçelim ikinci sorumuza. Kosinüs x eksi 2 sin x bölü 3 cos x artı sin x eşittir 1 bölü 4 ne demiştik? Bu tarz sorularda direkt hemen içler dışlar çarpımını yaparız. 4 çarpı kosinüs x eksi 8 çarpı sinüs x eşittir 3 kosinüs x artı sinüs x diyelim. Sinüsleri bir tarafa, kosinüsleri bir tarafa toplamamız gerekirse eksi 8 sinüs x'i bu tarafa, 3 kosinüs x'i bu tarafa atalım. Ve elimizde ne kalır? Kosinüs x eşittir 9 çarpı sinüs x gelecektir. Bizden neyi istemiş? Tanjant. Bu tanjant neydi arkadaşlar? Sinüs x bölü kosinüs x'ti. Değil mi? Her iki tarafı kosinüse bölersek şurası 1 olur. Şurası nedir arkadaşlar? Tanjant x 9'u da diğer tarafa atarsak artık tanjant x'in 1 bölü 9 olduğunu görürsünüz. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. İndirgeme formülünü hatırlayın. Kosinüs pi eksi x, buradaki pi neydi arkadaşlar? 180, buradaki 3 pi bölü 2, 270'ti. Ne demiştik? 180'e ve 90, 180'e ve 360'a ekleyip çıkardığımızda isim değiştirmeyecek. 270 ve 90'a ekleyip çıkardığımız zaman isim değiştiriyordu trigonometrik fonksiyonlar. Kosinüs pi eksi x, yani 180 eksi x, 180'den x derecelik bir açı çıkardığımız zaman ikinci bölgeye tekabül eder ve kosinüs burada negatif olduğu için eksi kosinüs x olur artı kosinüs x bölü. Alt tarafta da sorunun cevabı görüldü ama yine de bunu da çevirelim. 270 eksi x, 270'ten çıkardığımız isim değiştirecek ve üçüncü bölgeye düştüğü için burada eksi kosinüs x diyeceğiz buna. Yukarısının toplamı 0 olduğu için sorumuzun doğru cevabı da 0'dır diyebiliriz. Bir alttaki sorumuza geçiyoruz. 4 numaralı soru. Fx eşittir arc kosinüs 4 artı x fonksiyonunun tanımlı olduğu kaç farklı x tam sayısı vardır diye soruyor bize. Kosinüs hangi aralıktaydı arkadaşlar? Eksi 1 küçük veya eşittir. Kosinüs x o da küçük veya eşittir 1 demiştik değil mi? Madem öyle, kosinüs içerisinin tanımlandığı açıda nerede olmak zorundadır? Eksi 1 küçüktür 4 artı x o da küçük veya eşittir 1 diyebiliriz. Eşitsizliğin her 3 tarafından da 4 çıkarırsak eksi 1'den 4 çıkar. Eksi 5 küçük veya eşittir x o da küçük veya eşittir 1'den 4 çıkar. Ne gelir arkadaşlar? Eksi 3 x'in alabileceği tam sayıları sormuş. X burada eksi 5'i alır. Eksi 4'ü alır. Ve eksi 3'ü alır. Toplamda 3 tane x eleman tam sayı vardır diyebiliriz. Geçelim diğer sorumuza. Sinüs arc tanjant 8 bölü 15. Bunun eşitini soruyor. Şimdi bunu okumayı nasıl göstermiştik? Şöyle. Arkadaşlar
Tanjantı 8 bölü 15 yapan açı, burası bir açı belirtiyordu. Tanjantı 8 bölü 15 yapan açı sinüsü kaç yapar diye soruyor. Hemen ne yapmamız gerekiyordu burada? Bir üçgen çiziyorsunuz. Dik üçgen olsun. Şuraya herhangi bir alfa derecelik açı diyelim. Hatta şuna da alfa diyelim. Bu alfa tanjantı ne yapıyormuş arkadaşlar? 8 bölü 15 yapıyormuş. Ne demiştik? Karşı bölü komşu diyorduk değil mi buna? 8 bölü 15. Bu 8, 15 şurası kaçtır? 17 üçgeni, özel üçgen biliyorsunuz. Bunun nesini sormuş? Sinüsünü sormuş artık. Sinüs nedir? Karşı bölü hipotenüs dersek sinüs ark tanjant 8 bölü 15 eşittir 8 bölü 17'dir diyebiliriz. Yanındaki sorumuz da yine buna benziyor. Diyor ki bir tane x açısı var. Bu x açısı kotanjantı 1 bölü 4 yapıyor demiş. Hemen bir tane üçgen çizelim. Pardon. Şu üçgeni şöyle çizmekte fayda var sanırım. Şöyle bir üçgen çizelim. Evet. Bu üçgende arkadaşlar kotanjant şuradaki açıda x olsun. Kotanjantı neymiş bunun? 1'e 4. Komşu bölü karşısı 1 bölü 4'müş. Burası 1, burası 4 ise şurası ne olur? Kök 17 olacaktır. Bize sorduğu neymiş? Kosinüs x yani komşu bölü hipotenüs diyebiliriz. Kosinüs x buradan neye eşit olur? 1 bölü kök 17'ye eşit olur diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. 7. örneğimiz, 7. sorumuz. Sinüs 15'i hesaplayınız demiş. Burada ne kullanacağız arkadaşlar? Toplam fark formüllerini kullanmamızı istiyor aslında. Biliyorsunuz 15, 75, 90 üçgeninden de sinüs 15 hesaplayabiliriz ama biraz sağlıklı olmaz. Trigonometri işliyoruz. Ben bu sinüs 15'i bilinen açılar cinsinden toplayıp çıkararak yazmaya çalışayım. 15 derecelik açıyı 45 eksi 30 diye yazabilirim değil mi? 45 eksi 30 15 yapar. Peki bu sinüs toplam formülü hemen şurayı da hatırlayalım. Sinüs fark formülü sinüs a eksi b neydi? Sinüs a çarpı kosinüs b eksi kosinüs a çarpı sinüs b idi. Hemen bunu uygulayalım. Sinüs 45 çarpı kosinüs 30 eksi kosinüs 45 çarpı sinüs 30 diyelim. Sinüs 45 kaçtı? Kök 2 bölü 2 çarpı kosinüs 30 neydi arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 eksi kosinüs 45 de kök 2 bölü 2 idi çarpı sinüs 30 neydi? 1 bölü 2. Bu ifadeleri çarparsak kök 2 çarpı kök 3 kök 6 kök 2 çarpı 1 kök 2 bölü 2 çarpı 2 4. Bu da nedir arkadaşlar artık? Sinüs 15'i sormuştu. Bu da sinüs 15'tir diyebiliriz. Geçelim 8. sorumuza. Burada bir dikdörtgen vermiş. ABCD dikdörtgeni. ABCD dikdörtgenin üzerinde AB kenarını 3 vermiş. BE kenarını 4 vermiş. Ben şurasının dik olduğunu zaten biliyorum. Burası dikse şurası nedir? Burası 5'tir diyebiliriz. Sonrasında bir bakalım. Tanjant x'i sormuş. Arkadaşlar hatırlayın. Bu x'i İki tane açının toplam biçimini yazalım. Buraya alfa diyelim. Şuraya da beta diyelim. AB 3 ise DC'nin de 3 olması gerektiğini biliyoruz zaten. Artık şu 5'e de ihtiyacımız kalmadı ama olsun hesaplamış olduk biz de. Tanjant x. Hatırlayın alfa ile beta'nın toplamı x'i veriyordu. Dolayısıyla tanjant x yerine ben tanjant alfa artı beta'yı hesaplayacağım artık. Pekala bunun formülü neydi? Tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta diyebiliyoruz. Tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşu 4 bölü 3 artı tanjant beta nedir? 1 bölü 3'müş o da. Bölü 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 diyebiliriz. 4 bölü 3 ile 5 bölü 1 bölü 3'ün toplamı 5 bölü 3 bölü. Şurası ne gelir? 1 eksi 4 bölü 9. Bu 1 eksi 4 bölü 9 ne yapar arkadaşım? 5 bölü 9 yapar. Eğer bu 5 bölü 3 ters çevirip çarparsak 5 bölü 9'u
şu şekilde gelir. Şuradaki 5'ler giderse 9'u da 3'e bölersek ne gelir arkadaşlar? 3 gelir. Demek ki tanjant x neymiş? 3'müş diyebiliriz. Ve son sorumuza gelelim. Burada iki tane açı vermiş. Alfa açısı 180'den büyük ve 270'den küçükmüş. Yani kaçıncı bölge oluyor arkadaşlar? Şöyle gösterirsek. Biliyorsunuz 180 burası, 270 burasıydı. Eğer açı bu aralıktaysa 3. bölgede diyebiliriz. Hemen 3. bölgede de hatırlayalım. Sinüs neydi arkadaşlar? Negatifti. Kosinüs neydi? Bu da negatifti diyebiliriz. Tanjant pozitif ve kotanjant da pozitifti diyelim. Bunlar bir dursun, birazdan işimize yarayacak. Şimdi öncelikle bir üçgen çiziyorduk. Şöyle üçgeni çizelim. Başarılı olmadı ama biraz daha düz çekmeye çalışalım. Evet. Bir tane şöyle çizelim. Birleştirelim bunu da. Şimdi şöyle diyoruz. Şurası alfa derecelik açı olsun. Kosinüsü neymiş bunun? Burası 15'miş. Burası 17'ymiş. Şuraya ne kalır? 8 kalır değil mi dik üçgende? Mecburen 8, 15, 17 üçgeni. Pekala şimdi hepinizin aklına geldiği gibi şu çözümü çoğu kitapta da görmüşsünüzdür. Biz bu çözümü şöyle yapalım. Buradan uzatıyorduk. Değil mi şöyle? Sonrasında şurayı da şuraya ekliyorduk. Ekledikten sonra da diyorduk ki işte burası A. Biz buraya alfa bölü 2 derecelik bir açı çizdik. Madem burası alfa bölü 2, iki tane iç açının toplamı kendine komşu olmayan dış açıyı veriyordu. O zaman burası da alfa bölü 2'dir diyorduk. Değil mi? Burası 17 ise şurası da 17'dir diyorduk. Şimdi bu şekilde hesaplarsak bu sorunun çözümünü yanlış bulmuş oluruz. Çünkü bir kere bize burada bir açı aralığı vermiş. Alfanın aralığını vermiş. Bu alfanın aralığına göre bu açı 3. bölgede. 3. bölgede kosinüsünde vermiş 15 bölü 17 diye. Şimdi arkadaşlar 3. bölgede sinüste, kosinüste negatif olduğu için hatırlayın. Biz buradaki dikey eksene ne demiştik? Sinüs ekseni demiştik. Dolayısıyla sinüs negatif olduğu için bu 8'in başına bir tane eksi koyalım. Peki hala yatay eksen kosinüs olmuyor mu? Bir de kosinüs de negatifmiş. Bunun başına da eksi koyalım. Şimdi bize neyi sormuştu? Tanjant alfa bölü 2'yi sormuştu. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Karşısı neymiş? Hop, eksi 8 bölü. Komşusu ne olur? Şurası toplam. Normalde biraz matematiğe ve geometriye aykırı oldu ama 17 artı eksi 15'ten ne olur? 2 olur. Eksi 8'i de 2'ye bölersek doğru cevabı 4 olarak buluruz. Eksi 4 olarak buluruz. Pardon. Şu şekilde çözümümüzü yapabiliriz. Evet. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Bir isteğiniz, arzunuz olursa yorum kısmında belirtmenizi rica ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.